Arkadaşlar merhaba, ben Yavuz Yener. ZBrush'a hızlı giriş derslerimizin ilkine hoş geldiniz. Bu derste program ve arayüz hakkında biraz konuşacağız. ZBrush'a ilk başladığınızda, programı ilk açtığınızda karşınıza böyle bir ekran gelecek. Menüler biraz karışık, arayüz biraz karışık. Pek alışık olduğumuz bir format değil. Ancak ilk neyin nerede olduğu hakkında fikir sahibi olduktan sonra çoğu işi yapmak daha hızlı bir hal alacak. İlk karşımıza gelen klasör, açılan menü şöyle bir şey. Bunun adı Lightbox. Bununla aslında çok bir işimiz yok. Bunu genel olarak kullandığımız bir menü olarak görmenize gerek yok. Şuradaki Lightbox kutusuna bastığımda bu kapanacak. Veya ekranda gördüğünüz şekilde virgül tuşuna basarsam da bu açılıp kapanan bir menü. Lightbox'ı kapattıktan sonra kanvasımızı görüyoruz. Burası üzerinde hafif bir gradient efekt olan bir ekran. Sol tarafta fırça özellikleri, alfalar, fırça darbesi, texture'lar, materyaller ve renkleri görüyoruz. Bunların hepsini ayrı ayrı daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Şimdi sadece yerlerine aşina olmanız için hızlıca bahsedip geçeceğim. Menünün bu tarafında fırça ayarlarımızı, özelliklerimizi daha hızlı yapabileceğimiz bir alan var. En üst tarafta da menü başlıklarımızı hızlıca göreceğiz. İşte alfalarımız, fırçamız, renklerimiz veya materyallerimiz, genel olarak programın çalışma ayarları gibi pek çok menüye buradan erişebileceğiz. Burada dikkatinizi çekmesi gereken ve en çok kullanacağımız olan menü de buradaki Tool menüsü. Fark ettiyseniz ben buradaki Tool seçeneğine bastığımda sağdaki bu alan, kutucuk, menünün altına geldi. Aslında bu şu demek: buradaki Tool menüsü ZBrush arayüzünde varsayılan formatta buraya yerleştirilmiş halde. Yani ben buradaki Tool'u istersem alıp taşıyabilir, hoşuma giden farklı bir yere yerleştirebilirim. Ancak ZBrush varsayılan formatında size Tool menüsünü burada veriyor. Yanlışlıkla nereye gitti benim bu menüm diyecek olursanız hiç korkacak bir şey yok. Menümüzü açtığımız zaman herhangi bir menüde de bunu yapabiliyoruz. Fark ettiyseniz şurada beyaz yuvarlak bir işaret var. Bunu el formatı geldiğinde üzerine tutup çektiğimizde arayüzün herhangi bir yerine yerleştirebiliyoruz. Herhangi bir yerine derken yerleştirilebilecek sınırlı alanlar var. Oralardan birini yerleştirebiliyoruz. Mesela burada materyal menümü ekleyebiliyorum. Veya başlangıçtaki formata gelmek istersem Tool menümü buradan tutup yerleştirebiliyorum. Kapatmak istediğimde de bunu yine aynı yerden tutup boş bir alana bırakırsam oradaki menüm kaybolacak. Arayüzümüzde başka neler var? Şuradaki okları görürseniz, dikkat ederseniz bunlara çift tıkladığımda ekranı açıp kapatabilir. Daha geniş bir çalışma alanına sahip olabilirim. Bunun aynısından sol tarafta da var. Sizin menünüzdeki seçenekler biraz daha farklı görünüyor olabilir. Ben bunu biraz kendime özel, daha akıcı olacak şekilde yerleştirdim. Siz de kendinize burada göstereceğim şekilde özel formatlar belirleyebilirsiniz. Arayüzünüzü kişiselleştirebilirsiniz. ZBrush kişiselleştirme konusunda çok elverişli bir program. Bir diğer özelleştirme seçeneği de burada. Üzerine geldiğimde fark ederseniz Load Previous User Interface diyor veya Next, yani bir önceki ve bir sonraki arayüz renklerini buradan seçebiliyorsunuz. Bu şekilde gözünüze hoş gelen bir şeyi alabilirsiniz. Şimdilik bu arayüze devam edelim. Genel olarak menülerde neler olduğunu, neyin nerede olduğunu gördük. Burada da işime yarayacak şeyler var ama bunları şu an için açıklamamıza gerek yok, bakmamıza gerek yok. Ekrana tıkladığımda aslında bu kanvasın henüz modellemeye elverişli olmadığını göreceğiz. Yani ben basıyorum, sürüklüyorum. Ancak beni 3 boyutlu modelleme yapacak bir ekranla baş başa bırakmıyor burası. Bir sonraki videomuzda objelerimizi nasıl ekleyeceğimizi ve 3 boyutlu modellemeye nasıl elverişli hale getireceğimizi konuşacağız.